Canlarım selam. Fonksiyonlar polinomlar kampımızın geldik tam 17. gününe. Ya dile kolay, 17 gün geçmiş arkadaşlar. Bu kampında artık sonuna doğru yavaş yavaş yaklaşıyoruz ama polinomun önemli kısımlarındayız aslında. 16. günde ne yapmıştık? Ben size hemen onu hatırlatayım ama ondan önce şunu söylemek istiyorum. Bir anda ciddileştim, farkında mısın? Böyle bende öyle bir şey vardır böyle gülerken. Bir anda ciddileşebiliyorum. Öyle bir özelliğim var benim. Ödevlerini yapıyorsun değil mi? Yani sana her polinom günü bir tane fonksiyon, ayrıyetten bazı polinom günlerinde de polinom çöz demiştim. O ödevlerini umarım yapıyorsundur. Ödevler benim için çok önemli. Yani ödevleri yaparsan bir noktaya ulaşırız. Ödevleri yapmadığın zaman bu çalışmalarda boşa gider ya. Üzülürüm ben de boşa gidince. O kadar yani hem kendi emeğime üzülürüm hem de senin emeğine üzülürüm. O yüzden yapma, gözünü seveyim. Ödevlerini ihmal etme, olur mu? Şimdi biz 17. günde ne yapmıştık? Ne yapmıştık 17. günde? 17. günde bir şey yapmadık arkadaşlar. Çünkü bugün 17. gündeyiz. 16. günde biz bir şeyler yaptık. 16. günde polinomlarda bölme ve polinomlarda kalan bulmayı göstermiştim size. Bugün 17. gün. Bugün arkadaşlar polinomlarda kalan bulmanın kalan kısmını yapacağız. Yani kalanın kalanını yapacağız. Sayfa kitabımızdan bakalım. Sayfa polinomlarda bölmeyi yaptık. Kalan bulmanın ilk kısmını yaptık. Kalan bulmanın ikinci kısmını. Sayfa arkadaşlar bugün 73'ü, 74'ü ve 75'i yapacağız. Önemli kısımlardan bir tanesi. Yine kitabı edinmek isterseniz açıklamalarda linki var. Veya 17. günün pdf'ini çıktı alarak takip etmek istiyorsanız sadece 17. günün pdf'i de yine açıklamalar kısmında var. Bunu her videoda söylüyorum. Bunu sizin için söylüyorum arkadaşlar. Böyle şey için değil, reklam için değil yani. Yoksa benim reklam yaptığımı gördünüz mü? Yalvarıyorum kanalıma abone olun. Ne olursunuz kanalıma abone olun. Evet. Şimdi polinomlarda kalan bulma kısmını yapmıştık. Şimdi burada polinomlarda kalan bulma 1 ve kalan bulma 2 devamını yapacağız yani. Şimdi gençler başlıyoruz. Hazırsanız, hazırsınız değil mi? Ben hazırım. Sen hazır mısın? Tamam. Ben hemen şöyle suyumdan bir yudum alayım. Böyle bir ağzımı ıslatayım. İğrenç konuştum değil mi? Ağzımı ıslatayım. Aslında bir şey yok ama. Evet arkadaşlar. Px polinomunu bakın bu sefer neye bölüyoruz? Bir önceki videoda bütün bölenlerimiz hep birinci derecedendi. İşte x eksi 2 ile bölümü, x eksi 3 ile bölümü, x eksi 5 ile bölümü, x eksi 7 ile bölümü. Benim sana ne gibi bir zararım dokunabilir ki diyordu ama burada artık üzeri n'li bölümler var. Şimdi biz yine aynı şeyi yapacağız. Bakın burada px'imiz bölünen polinom. a çarpı x üzeri n eksi b bölen polinom. bx bölüm polinomu. kx'de kalan polinom. Yine değişen bir şey yok. px eşittir a çarpı x üzeri n eksi b çarpı, yani bölen çarpı bölüm artı kalan yapacağız. Aslında değişen bir şey yok ama biz bir önceki dersteki videoda bak ne kadar bağlantılı. 70 kere bir önceki ders dedim. Demek ki bir önceki ders bu video için çok önemli. Bir önceki dersteki kalanlarımızda mesela px polinomunun x eksi 3 ile bölümünden kalanı sorduğu zaman hemen burayı 0 yapıyorduk. Yani x gördüğümüz yere ne yapıyorduk baba? 3 yazıyorduk. 3'ü götürüyorduk, yerine yazıyorduk ve p3 eşittir kalan diyorduk. Yani böleni 0 yapmaya çalışıyorduk. Aynı şekilde burada da böleni 0 yapacağız. Yani kalan bulunurken arkadaşlar yine şu bx'in buradan gidebilmesi için ben şuradaki adamı 0 yapacağım. Bak bir önceki günü dinlemediysen şu an çok inanılmaz anlamsız geliyordur sana. Bir önceki günü dinlediysen ha doğru hocam orada da sen x eksi 3 çarpı bx diyordun. X yerine 3 yazıp bx'i götürüyordun. Burada da burayı 0'a eşitleyeceğim. Yani a üzeri x eksi n eşittir b. Eksi b'yi karşı tarafa attım. Buradan x üzeri n eşittir b bölü a yazıyormuşum. Yani x üzeri n eşittir b bölü a yazarsam kalanı ne yapmış oluyorum? Bulmuş oluyorum. Şimdi biraz karışık oldu farkındayım ama burayı anlatmam gerekiyordu. Şimdi örneklerde çok daha güzel böyle kafana oturacak, tamam mı? Canım benim. Hadi bakalım. Örnek 1. Şimdi bak bir px polinom vermiş, 8. dereceden bir polinom. Oha ra deriz biz. Yani oha ve ra. Polinomunun x kare eksi 2 ile bölümünden kalan kaçtır diye soruyor. Bak burada bir şey dikkat etmeni istiyorum. X üzeri n eşittir b bölü a dedik. Yani her iki tarafı n'inci dereceden köke falan almadık. X'in kuvveti burada hala duruyor. X'in kuvvetiyle beraber yalnız bırakıyoruz. Falan. Bu saate neden alarm kurduğumu gerçekten bilmiyorum arkadaşlar şu anda. Kapatıyorum alarmımı. Yani kendi mi kurdu acaba? Şu an bir tırsma, bir paranormal olay yaşadım şu anda. Çünkü bu alarmı ben kurmadım yani. Buna eminim yani. Neyse. Polinomunun x kare eksi 2 ile bölümünden kalan kaçtır diyor. Şimdi şöyle yapıyoruz. Hemen bölme algoritmamızı yazıyoruz. Px polinomunun, evet hocam, evet. x kare eksi 2 ile bölümünden bir tane bölüm var. Bir tane de kalan var. Güzel. Şimdi ben burada size iki tane soru soracağım. İki tane kritik soru soracağım. Bir tane kritik soru şu. Aslında bu çok kritik değil. Bx'i buradan nasıl götürürüz? Bx'i buradan nasıl götürürüz? Sen de bana diyeceksin ki hocam sen az önce anlattın. Bx'in gidebilmesi için yanındaki adamı 0 yapacağız. Yani şu adamı 0 yapacağız. Bu adamı 0 yapacak x'i bulursak bunlar birbirini götürür ve sadece kalanı bulmuş oluruz. O zaman x kare eksi 2'yi 0 yapacağım arkadaşlar. Buraya dikkat. Eksi 2'yi karşı tarafa atacağım. X kare eşittir 2. Yani ben x kare gördüğüm yere 2 yazıyorum. Daha bu denklemi ilerletmiyorum. X eşittir kök 2, x eşittir eksi kök 2 demiyorum arkadaşlar. Neden demediğimi söyleyeceğim şimdi. Sadece x kare gördüğüm yere, yani kuvvetiyle yalnız bırakıyorum. Ne yapacakmışım? X kare gördüğüm yere 2 yazacakmışım. Eğer ben x kare gördüğüm yere 2 yazarsam bak burası 2 eksi 2'den 0 olur. Ve buradaki bx'ten ne yapmış oluruz arkadaşlar? İşte buradaki bx'ten komple kurtulmuş oluruz. Peki. İkinci kritik sorum şu. Şunu anladım. X kare yerine 2 yazacakmışım. Burada arkadaşlar kalan sizce kaçıncı dereceden bir polinom olabilir? Bakın burada bölen ikinci dereceden bir polinom. O zaman buradaki kalan ya birinci dereceden olacak ya da sıfırıncı dereceden olacak. Onu da hatırlıyorsun değil mi? Onu da kalan bulmada söylemiştim. Kalan polinomu bölen polinomundan derece olarak küçük kalmalı ki bölme işlemi sona ersin. Bitsin yani. Demek ki buraya ax artı b'li birinci dereceden bir polinom ya da bir sabit polinom, sıfırıncı dereceden sayı olacak yani 3-5 gibi. Şimdi o zaman biz ne yapıyormuşuz? X kare gördüğümüz yere 2 yazıyormuşuz. Başlıyorum. Hocam x kare yok. Burada x üzeri 8 yazıyor. Sen oradan çıkar bakalım x kareyi. Yani şöyle yap. Px eşittir. X kareleri ortaya çıkar. 3 çarpı x üzeri 8'i x karenin 4. kuvveti diye yaz. Eksi 4 çarpı x üzeri 4'ü x karenin karesi diye yaz. Bir de yanında ne var? Artı 6 var. Bak x kareler ortaya çıktı mı? Çıktı. İşte bu x kare gördüğün yere 2 yazıp soruyu bitireceksin. X kare yerine 2 yazarsam 3 çarpı 2'nin 4. kuvveti eksi 4 çarpı x kare yerine 2 yazarsam 2'nin karesi artı 6. Bak şimdi burası 16, 3 ile çarptığım zaman 48 oldu. Burası 4, 4 kere 4'ten 16 oldu, bir de 6 var. 48'den 16 çıkartırsam 32, 32'ye 6 eklersem kaç olur? 38 olur. Demek ki arkadaşlar cevabımız kaçmış? 38'miş. İşte bu kadar, tamam. Şimdi hocam neden x kare eşittir 2'de, bunu da anlatacaktım sana, x eşittir kök 2 yazmadık? Bir sayının karesi 2 ise o sayı ya kök 2'dir ya da eksi kök 2'dir. Bak eğer öyle yaparsan ne olursa olsun buradaki sayılar, şeyler, bilinmeyenlerin kuvvetleri hep bir sayı gelir. Yani x yerine kök 2 yazdığın takdirde kalan her zaman birinci dereceden olur. Ama sen kalanın birinci dereceden olduğunu, kalan hep sabit sayı olur, özür dilerim, düzeltiyorum. Sen x yerine kök 2 yazarsan burada kalanın direkt olarak bir sabit sayı olur. Ama burada kalanın birinci dereceden olma ihtimali de var. Kalan 5x artı 3 diye kalabilir burada. Çünkü bölen polinomundan derece olarak küçük olması yeterli. Her kalan polinomu sabit polinom olacak diye bir şey söylemedim. Öyle bir kural yok. O yüzden x kare yerine 2 yazıyoruz. Ne gelirse artık. Birinci dereceden gelirse bırakırız, gelmezse bırakmayız. Burada birinci dereceden gelmedi. Bazı sorularda gelecek. Bak şimdi izle burayı. Burada da gelmiyor herhalde. Polinomunun x küp artı 2 ile bölümünden kalan kaçtır? Hemen yazıyorum arkadaşlar. Px polinomunun eşittir. X küp artı 2 polinomuyla bölümünden bir tane bölüm var. Buraya bx yazdım. Bir de kalan var. Buna da kalan yazdım şöyle. Kalan. Şimdi bak izle beni. Nereyi 0 yapmaya çalışacağım? Burayı 0 yapmaya çalışacağım. O zaman x küp artı 2'yi neye eşitleyeceğim? 0'a eşitleyeceğim. Ben x küp artı 2'yi 0'a eşitlersem 2'yi karşı tarafa attığımda benim görevim neymiş? X küp gördüğüm yere ne yazmakmış? eksi 2 yazmakmış. Tamam mı? Eğer ben x küp yerine eksi 2'yi yazarsam şurada bilmediğim ve beni sıkıntıya sokan bx'ten ne yapmış oluyorum? Kurtulmuş oluyorum. O zaman x küp yerine eksi 2 yazıyorum px polinomunda. Önce benim görevim px polinomundaki x küpleri bir ortaya çıkarmak. Çünkü bayağı saklanmış durumdalar. Görüyor musun orada? Şöyle yapıyorum. 4 çarpı x üzeri 6'yı x üzeri 3'ün ikinci kuvveti diye yazdım. 3 çarpı x üzeri 3 burası. Bir de artı 5 diye yazdım. E bak şimdi burada ne geldi? X üzeri 3. Burada ne var? X üzeri 3. Bunların yerine ne yazacağım? Eksi 2 yazacağım. Eksi 2 yazdım. Eksi 2 yazdım. Devam ediyorum şimdi bak. 4 çarpı eksi 2'nin karesi. 4. Eksi 3 çarpı eksi 2. İşlemlere dikkat et. Artı 5. Peki 4 kere 4'ten burası 16. Burası 6. 16 6 daha 22. Bir de 5 ekledim. 27 oldu. Demek ki kalanımız kaçmış? 27'ymiş. Tamam mı? İşte bu kadar. Devam ediyorum şimdi. Bak şimdi izle. Burada alışmadığın bazı şeyler yapacağız. Bak. Yine yazıyorum. Px polinomunun ne ile bölümünden kalanı soruyor? X kare artı 1 ile. X kare artı 1 ile bölümünden kalan kaçtır? Buraya da kalan yazdım. Bölme algoritmamı yazıyorum her seferinde. Peki bu sefer burayı 0 yapmaya çalışacağım. Yani burayı 0 yaparsam bx gidecek. Yani ben x kare artı 1'i 0 yapacağım. Bak şimdi x kare artı 1'i 0 yapacağım. Bunu bu tarafa attım. X kare eşittir eksi 1. Şimdi sen diyeceksin ki hocam hiçbir sayının karesi eksi 1 olmaz ki. Ya ben zaten buradaki x'i aramıyorum. Ben burada x'in ne olduğunu merak etmiyorum. Benim burada yapacağım tek şey x kare gördüğüm yere eksi 1 yazmak. Aslında ufak bir hilebazlık yapıyorum aslında. Yani buradaki x kare artı 1'i götürebilmek için x kare yerine eksi 1 yazıyorum ki artı 1 eksi 1 ile götürsün. Burası 0 olsun, bölümden kurtulayım. Yani sadece ufak bir hilekarlık. Burada aslında ben x'i bulmaya çalışmıyorum. Bak burada x'i buldun mu? X küp eşittir eksi 2 ise x kaçtır dedim mi? Demedim. Burada x'i buldun mu? Bulmadım. Değil mi? X'i bulmaya çalışmıyorum ben. X kare yerine eksi 1 yazıyorum sadece. O zaman yazalım. Bu arada buradaki kalan polinomumuz nasıl bir polinom olacak arkadaşlar? Bölen polinomumuz ikinci dereceden olduğu için kalan polinomumuz ya birinci dereceden polinom olacak ya da sıfırıncı dereceden, yani sabit bir polinom olacak. Bakalım ne çıkacak? Eğer bunun dışında daha yüksek bir şey bulursan yanlış yaptın demek. Çünkü burası kalan ikinci dereceden olamaz. Üçüncü dereceden olamaz. Dördüncü dereceden olamaz. Tamam mı? O zaman px polinomunda önce x kareleri bir ortaya çıkaralım. 2 çarpı x üzeri 4 var. Ben x üzeri 4 gördüğüm yere x karenin karesi yazabilirim. Artı 3 çarpı x küp yerine x kare çarpı x yazdım. Dikkat et. X küpü x kare çarpı x diye parçaladım. Bir yanında eksi 6 tane x var. Artı 3 var. Şimdi x kareleri şöyle boyayayım. Bir burada var, bir de burada var. Bu x kare gördüğüm yerlere eksi 1 yazarsam şöyle olur bakın. Buraya eksi 1 yazdım. Eksi 1'in karesi 1 oldu. 1 ile 2'yi çarptım. 2 geldi. Eksi 1 yazdım. Eksi 3 x oldu. Eksi 3 tane x. Eksi 6 tane x. Bir de artı 3. Bak ne geldi biliyor musun? Eksi 9x artı 5 geldi. Gördün mü? Bu sefer de kalan birinci dereceden bir şey geldi. Yani kalan birinci dereceden de gelebilir. Bak bunlarda sabit gelmişti. Bu soruda 27 gelmişti kalan. Bu soruda 38 gelmişti. Bu soruda da 9x artı 5 geldi. Bu olabilir arkadaşlar. Hiç tereddüt etmeyin. Lan böyle kalan mı olur demeyin. Niye olmasın? İkinci dereceden bölersin. Kalan bu çıkar. Kalan bu çıktıktan sonra bölüme devam edemezsin. En son bu kalır. Kalan bu dersin. Tamam mı? Anladık değil mi? Önemliydi bak buralar. İlk defa gördüğüm bir şey. Şimdi bu sefer demiş ki bu polinomu x kare artı 1'e böldüğümde kalan 5x demiş. Vermiş kalanı bu sefer. K kaçtır diye soruyor. Yani şöyle diyor arkadaşlar. Ben px polinomunu diyor abicim diyor. X kare artı 1 polinomuna bölersem buradan bir bölüm polinom geliyor diyor. Bir de 5x kalanı geliyor diyor. Bu sefer kalanı vermiş. Benim görevim yine aynı. Benim görevim yine şurayı 0 yapmak. Bak sana ne demiştim kalanın başında? Kalanın başından sonuna kadar hep aynı şey yapacağız. Bölme algoritmasını yazacağız. Bölünen polinom eşittir bölen polinom çarpı bölüm polinomu artı kalan polinomu ve hep bölen polinomunu 0 yapmaya çalışacağız. Başka hiçbir şey yapmadık. Başka da hiçbir şey yapmayacağız arkadaşlar. O zaman x kare artı 1'i 0'a eşitliyorum. Burayı 0 yapıyorum. Yani x kare gördüğüm yere eksi 1 yazmam gerekiyor. Yine bir önceki sorudaki gibi. Bunu yazarsam buradaki bx gider. Bu sefer sonuç 5x'e eşit oluyormuş. Bakalım neler olacak şimdi. K'yı nasıl bulacağız? X kare yerine eksi 1 yazmadan önce px polinomunun içindeki x kareleri bir ortaya çıkaralım. X üzeri 5 yerine x üzeri 5'i şöyle düşün. X üzeri 4 çarpı x üzeri 1. X üzeri 4'ü de x karenin karesi diye düşünürsen x üzeri 5'i böyle ifade edebilirsin. X karenin karesi çarpı x üzeri 1 diye. Artı yanında 3 çarpı x karenin karesi var. X üzeri 4. Tamam mı? Yanında x kare çarpı x var. Yanında bir tane x kare var. Bir tane kx var. Bir tane de eksi 2 var. Güzel. Şimdi ben buradaki x kare, buradaki x kare, buradaki x kare ve buradaki x kare gördüğüm yerlerin hepsine eksi 1 yazacağım. O zaman P yazdığım zaman 5x'e eşit olacak. Çünkü bölüm gitmiş olacak. Yazıyorum o zaman. Sildim. Yazıyorum. X kare yerine eksi 1 yazıyorum. Eksi 1'in karesi 1. X ile çarpılınca burası x. X karenin x kare eksi 1. Karesi 1. Burası 3. 3 yazdım buraya. X kare eksi 1. Burası eksi x. X kare eksi 1. Eksi 1. Orası zaten artı kx eksi 2 oldu. Değil mi arkadaşlar? Evet. Tamam. Şimdi eşittir 5x'e. Şimdi polinom eşitliği geldi. Ama burada sabit sayı yok. Demek ki buradan da sabitler gidecek. Bir bakalım gidiyor mu? 3'ten 1 çıktı. 2. 2'den 2 çıktı. Bak buradaki sabitler de gidiyor zaten. Buradaki x'ler de gidiyor zaten. Kx eşittir ne oldu? 5x oldu. O zaman k kaçmış? 5'miş. Tamam. İşte bu kadar. Olay bu. Mevzu bu yani. Evet. Örnek 4 de tamam. Örnek 5'e geldik. Bu sefer 2 bilinmeyen var. K artı M toplamı kaçtır diyor. Şöyle yapacağız arkadaşlar yine. Bu sefer hızlanıyorum. Bölüm algoritmasını yazmıyorum. X kare gördüğüm yere ne yazmam gerekiyor arkadaşlar? Eksi 2. Eğer ben x kare gördüğüm yere eksi 2 yazarsam kalan yani ifade eksi 2 kx artı 3'e eşit oluyormuş. Önce x kareleri ortaya çıkaralım. 2 çarpı x karenin karesi. Bu arada size direkt böyle kafanızdan işlem yapmanızı bunlarda tavsiye etmem. Çünkü işlem hatası yapabilirsiniz. Önce benim yaptığım gibi x kareye mi, x küpe mi, x üzeri 4'e mi neye bir şey diyecekseniz önce onları bir ortaya çıkarın polinomda, ondan sonra yerine yazmaya çalışın. Benden size tavsiye. 2 çarpı x karenin karesi artı 6 çarpı x kare çarpı x eksi x kare artı kx artı m. Şimdi eğer şuradaki x karelerin yerine ben eksi 2 yazarsam sonuç eksi 2 kx artı 3'e eşit oluyormuş. O zaman yazmaya başlıyorum. Eksi 2'nin karesi 4. 4 kere 2'den burası 8. Eksi 2 eksi 12x geldi o zaman buradan da. Eksi 12x. Eksi 2 yazdım karesi 4. Önünde bir dakika. Aynen. Yok eksi 2 yazdım. Şuraya eksi 12 tamam. Eksi 2'nin karesi 4 değil. Eksi 2 yazıyorum x kare yerine. Bir de önünde eksi var. Artı 2 oldu burası. Artı k. Tamam. Bura bitti. Yok bitmedi. Artı kx artı m. Tamam mı? Şurası arkadaşlar. Bura neydi? Şu. Şu. Bu px polinomuydu değil mi? Px polinomunda x kare gördüğüm yere eksi 2. Eksi 2. Eksi 2 yazdım. Yazınca bu geldi. Bu neye eşitmiş arkadaşlar? Eksi 2 tane kx artı 3'e eşitmiş. Güzel. Şimdi devam edelim. Bir kere x'leri bir yerde toplayalım. Burada k var. Burada eksi 12 var. O zaman k eksi 12 parantezinde bir tane x var orada. Güzel. Bir de burada 8 artı 2'den 10 var. Bir de yanında m var. Yani 10 artı m var. Bu kaça eşitmiş arkadaşlar? Eksi 2 tane kx artı 3'e eşitmiş. O zaman m belli oldu. Çünkü sabit, sabite eşit olmalı. İki polinomun eşitliği. O zaman m artı 10 eşittir 3 ise m buradan kaç çıkmalı? M buradan eksi 7 çıkmalı. Bunu cebe atalım. Bir de gençler k eksi 12'nin eksi 2k'ya eşit olması lazım. Çünkü x'in katsayısı da polinom eşitliği var. X'in katsayısına eşit olmalı değil mi? O zaman şöyle yapıyorum. K eksi 12 eşit olmalı diyorum. Eksi 2 tane k'ya. Bu buraya geçti. 3 tane k oldu. Bu buraya geçti. 12 oldu. 3 tane k. 12 ise k da buradan 4 gelir. Bize k artı m toplamını sormuş. Eksi 7 ile 4'ü toplarsak cevabımız eksi 3 gelecektir diyebiliriz. Tamam mı? İşte bu kadar. İşte bu kadar. Devam ediyorum son soruyla. Bu sefer de böyle bir şey vermiş. Hiç korkma. Korkacak hiçbir şey yok. Mert Hocan aslanlar gibi yanında. Korkacak hiçbir şey yok. Px eşittir. Px eşittir. X üzeri 6 eksi kök 3. Hocam çek elini oradan. Çektim. Çarpı bölüm yani Bx artı kalan mı? Kalan. Hocam ne yapacağım yine? Şuradaki Bx'i götürebilmek için şurayı sıfıra eşitleyeceğim. Yani X üzeri 6 eksi kök 3 eşittir 0 yapacağım. Bu tarafa attım. X üzeri 6 eşittir kök 3. Bu sefer de X üzeri 6 yerine kök 3 yazmaya çalışacağım. Yani X üzeri 6 kök 3 ise X kaçtır falan, hiç öyle şeylere girmiyor. Gerek yok. X üzeri 6 gördüğün yere kök 3 yazacaksın. O zaman senin buradaki görevin ne? X üzeri 6'ları ortaya çıkarmak. Px polinomunu yazmaya başladım. Eşittir 2 çarpı x üzeri 24'ü x üzeri 6'nın 4. kuvveti diye düşünelim. Eksi 5 çarpı x üzeri 12'yi x üzeri 6'nın 2. kuvveti diye düşünelim. Eksi 3. Şuradaki x üzeri 6 var ya, kök 3 yazacaksın. Şuradaki x üzeri 6'ya da kök 3 yazacaksın. O zaman şöyle oluyor bak. 2 çarpı x üzeri 6 kök 3, kök 3'ün 4. kuvveti. 2 kere karesini alacaksın kök 3'ün. Bir kere karesini al. Bir kere karesini al 3. Bir karesini de al 9. Şey, öyle bir video vardı ya. Bir 10 milyon dolar daha bozduracaksın. Kalacaklar böyle falan. X üzeri 6 yerine kök 3 yazarsam kök 3'ün karesi 3 olur. Buradan da 3 kere 5'ten 15 gelir. Bir de eksi 3'ümüz var. O zaman ne oldu arkadaşlar? 18. Eksi 18. Ah, 0 çıktı. Demek ki arkadaşlar bu polinom x üzeri 6 eksi kök 3 polinomuna tam bölünüyormuş. Kalan 0 çıktı. Bölünebilir. Ne yapalım yani? Evet. Tamamdır, güzeldir. Evet, şimdi başka bir mevzuya değineceğim sizde. Bu sefer arkadaşlar yani böyle x üzeri x kare artı 1 ile bölümden kalan, x küp eksi 2 ile bölümden kalan, x üzeri 6 eksi kök 3 ile bölümden kalan değil de direkt ikinci dereceden bir polinomla bölümden kalan, ikisi de olan yani ax kare artı bx artı c ile bölümden kalan. Yine bunu yazdın ama hocam bunu yazdın ama yine değişiyor mu? Yok, yine değişmiyor. Yine px eşittir bölen... Px bölünen polinom. Bölen polinom ax kare artı bx artı c. Artı bölüm polinomu bx. Artı kalan kx. Bu sefer arkadaşlar. Bu sefer buradaki x kareyi yalnız bırakıyoruz. Büyük dereceli terimi. Yani bu sefer şöyle yapıyoruz. X kare yerine ax kare. Yani şurayı sıfır yapmaya çalışıyorduk ya hep burayı. Burayı sıfır yaparsam ax kare artı bx artı c eşittir sıfır olursa eğer. Bu iki tane dallamayı sağ tarafa atarsanız. Ax kare eşittir eksi bx eksi c olur. Her iki tarafı a'ya bölerseniz genelde bu arada buradaki a verilmez arkadaşlar. Hep böyle verilir. Yani çok yüksek ihtimal böyle gelecek karşınıza. Ve siz sadece x kare gördüğünüz yere götürüp ne yazacaksınız? Eksi bx eksi c yazacaksınız. Ama eğer a'lı bir şey verilirse de eksi bx eksi c a'yı da katsayısına bölersiniz tabii ki. Ama size böyle rasyonel bir şeyi götürüp yerine yazdırmaz. Merak etmeyin yani. Ya başına 1 verir ya da bölünen bir şey verir. Merak etmeyin. Tamam mı? Şimdi uygulaması nasıl olacak hocam? Gel gösteriyorum şimdi sana. Dikkat et şimdi. Px eşittir falan fıstık falan fıstık polinomunun x kare artı x eksi 3 ile bölümünden kalan kaçtır diye soruyor. Dikkat et şimdi. Dikkat et bana. Hemen yazıyorum. Px polinomu yani px eşittir. Bölen polinom x kare artı x eksi 3. X kare artı x eksi 3'e bölünüyor değil mi? Çarpı bir tane bölümümüz var. Bölüm artı bir de kalanımız var. Kalan. Lan bu böleni kimse merak etmiyor ha. Bu tam bir gariban böyle. Hep bunu götürmeye, örselemeye çalışıyoruz. Hep böyle bunu def etmeye çalışıyoruz sorudan. Farkında mısınız? Ama belki bu bölenin de bir kalbi vardır arkadaşlar. Şöyle bir kalp bırakalım. Neyse, yapacak bir şey yok. Biz görev adamıyız. Bize ne görev verirse onu yaparız. Bizim görevimiz ne burada? Kalanı bulmak. Kalanı bulacaksak ne kadar kalbi güzel olursa olsun bu adamdan kurtulacağız. O zaman ne yapacağız? Önünü 0 yapacağız. Yani x kare artı x eksi 3'ü 0 yapacağız. Buradan kök bulmaya çalışmıyorsun. Senin görevin buradan kök bulmak değil. Senin görevin buradaki en büyük dereceli terimin yerine ne yazabileceğini düşünmek. Yani x kareyi yalnız bırakmak. Bak burada öyle yaptık. X kareyi yalnız bıraktık. Gördün mü? Burada da x kareyi yalnız bırakıyoruz. Yani x ile 3'ü karşı tarafa atıyoruz. X kare gördüğüm yere eksi x artı 3 yazacakmış. Tamam, güzel. Başlamadan önce şunu soruyorum. Buradaki kalan kaçıncı dereceden çıkar arkadaşlar sizce? Ya birinci dereceden çıkar. Yani ax artı b'li bir şey çıkar. Veya sabit çıkar. Çünkü bölen polinomumuz ikinci dereceden. O zaman kalanımız ya birinci dereceden ya da sabit. Mesela şurada arkadaşlar, şurada bu kalan polinomu 5. dereceden bile çıkabilirdi. Çıksaydı bırakacaktım öyle. Çünkü bölen polinomu 6. dereceden olduğu için kalan polinomu burada 5. derecedene kadar çıkabilir. Öyle örnekler var. Burada da aynı şekilde 1. dereceden ya da sabit olacak. Ama ben buna ilgilenmiyorum. Ben götürüp x kare yerine eksi x artı 3 çıkacağım. Ne çıkarsa o zaten artık. Şimdi o zaman px eşittir. Hocam burayı açalım. Ne gerek var? X kare gördüğün yere ve x kare gördüğün yere, zaten burada x kareleri ortaya çıkaracak bir durum da yok. X kare gördüğümüz yere direkt eksi x artı 3 yazabiliriz. Direkt yazıyorum. Burada x kare gördüğüm yere eksi x artı 3 yazıyorum. Artı x burada hop hop gitti. 1 artı 3'ten 4 karesi 16. Oha, direkt geldi buradan 16. Güzel. X kare gördüğüm yere eksi x artı 3 yazıyorum. Yani artı 3 çarpı x kare yerine eksi x artı 3 yazdım. Bir de yanında artı x'i var. Tabi bura artık px değil. Eğer x kare yerine eksi x artı 3 yazdıysan bu artık kalana eşittir. Bu px olmaz artık. Bu kalan olur. Neymiş arkadaşlar kalan? Son olarak düzenleyelim. 3'ü içeri dağıtırsam eksi 3x artı 9. Eksi 3x burada, artı x burada. Eksi 2x geldi buradan. 16 burada, 9 da burada. 25. Eksi 2x artı 25 geliyor bizim kalanımız. Hocam birinci dereceden çıktı. Evet. Yani so what? Hemen suyumdan içeyim diyorum. Güzel. Bence güzel ders oluyor. Bizim her dersimiz güzel oluyor çünkü gerçekten size ders anlatırken hem çok keyif alıyorum. Şunu söyleyeyim, mesela yorum yazıyorsunuz ya, hepsine cevap verme vaktim olmuyor ama bütün yorumlarınızı okuyorum. Yani okumadığım yorumunuz yok. Yani ben bir yorum yazdım, acaba Mert Hoca onu okudu mu? Okudu. Okudu yani. Emin olabilirsin okuduğuna. Sizin yorumlarınız beni çok mutlu ediyor. Ben de mutlu olunca mutlu ders anlatıyorum. Ne kadar mutluyuz değil mi? İnşallah böyle şeyden sonra da mutlu oluruz. Yani Haziran'da sınavdan çıktıktan. Ben inanıyorum ama. Yani kesinlikle size de şunu öneriyorum. Kesinlikle bir depresif havaya girmeyin arkadaşlar. Ben yapamayacağım, edemeyeceğim. Yani şöyle düşünün. Size mesela yaşadığım bir olayı anlatayım. Yani şundan dolayı söylüyorum. Sınavdan dediğim denemelerden düşük yapabilirsiniz. Yani istediğiniz netlerde seviyede olmayabilirsiniz. İstemediğiniz hatalar yapıyor olabilirsiniz. Bir konudan hiçbir şey anlamamış olabilirsiniz. Ama sizin için şu an zaman çok önemli. Ve zamanın bu kadar önemli olduğu bir zamanda bizim oturup üzülmeye, ağlamaya, sızlanmaya vaktimiz ve imkanımız yok. Size şöyle bir örnek vereyim. Geçenlerde arkadaşlar otoparktan çıkıyorum. Şey yaptım. Bizim kapalı otopark var. Böyle yukarı doğru, çıkışı yukarı doğru çıkılıyor ama kavisli bir yer böyle. Duvarın yanından böyle yukarı doğru çıkıyorsun. Sabah işte biraz uykuluydum aslında. Yani tam böyle uykum açılmamıştı. Nereye gidiyordum? Herhalde bir kargoya falan gidiyordum diye hatırlıyorum. Kargom gelmişti bir şeyden. Trendyol'dan yılbaşı sepeti aldım. Kargom gelmişti. O otoparkın oraya doğru çıkıyorum, tamam mı? Otoparkı döndüm. Tam otoparkı döndüğüm anda, tam böyle döndüm, yolu gördüm. Yolu gördüğüm anda pat pat bir tane kız çocuğu aşağı doğru koşturuyor böyle. Annesinin elinden kurtulmuş. Otoparktan aşağı doğru koşturuyor. Aslında orası giriş yeri de değil ama oradan girmişler. Normalde yaya girişi farklı bir yer. Oradan arabalar geçiyor çünkü. Ben de bir anda kızı gördüm. Hafif de bir uyku mamurluğu var üstümde. Direksiyonu böyle sağ tarafa kırdım ben. Hani çarpmazdım yine çocuğa ama ne olur ne olmaz. Böyle bir hani gayri ihtiyari deriz biz. Böyle istem dışı bir şey oldu. Hafif sağa çevirdim direksiyonu. Tam da döndüğüm için, hafif de sağa çevirdiğim için arabanın sağ kapısı oradaki duvara vurdu. Güm diye vurdu böyle. Öyle bir ses geldi ki yani hani Hiroşima'da atom bombası patladığında o kadar ses anca gelmiştir. Öyle söyleyeyim yani. İnanılmaz. Güm diye bir ses geldi. Sonra ya hanımefendi dedim, çocuğunuzu niye bırakıyorsun? Orada bir küçük bir takışma oldu falan. Ben çıktım otoparktan. Durdum. Arabaya baktım. Arabanın arkadaşlar sağ kapı içeri doğru Jortingen Streis olmuş. Hatta fotoğraflarını da koyayım buraya. Şöyle ekranda gelsin. Sağ taraf komple göçmüş. Şimdi bunu niye anlattın Mert Hoca? Şimdi bir erkek için biliyorsunuz arabası çok önemlidir. Evladı gibidir. Erkekler özellikle babanız, abiniz ya da sizde arabası olan herhalde şu an azdır yani bu yaşta erkek ya da kız öğrencilerimde, ama abinizde ya da babanızda, dedenizde böyle bir araba tutkunluğu, böyle arabam benim, böyle yıkarız biz onu, severiz böyle, her gün okşarız falan, canım benim, isim takarız, beyaz kelebeğim falan gibi. İnsan üzülüyor gerçekten yani, ki zor bir dönem işte, para zor kazanılıyor falan vesaire vesaire. Ben de gerçekten üzüldüm yani. Hani kaza yapmadım, bir şey yapmadım, durup dururken güm diye vurduk arabayı. Kaskosu maskosu var ama yani uğraşacaksın, edeceksin, hasar kaydı olacak, değer düşecek bilmem ne falan. Sonra bayağı bir üzüldüm yani. Sonra dedim ki ya şimdi ben buna ne kadar üzüleceğim? Şimdi ben buna diyelim ki 3 gün üzüleceğim, tamam mı? Ben 3 gün buna inanılmaz üzüleceğim. 3 gün boyunca böyle ben depresif gezeceğim, lan arabayı da vurduk, şöyle oldu böyle oldu falan filan diye, böyle kendi hatama kızacağım, o kadına kızacağım, sürekli üzüleceğim kendime. Şey yapacağım yani. Sonra ne olacak? 4. gün daha az üzülmeye başlayacağım. Hafifleyecek yani. 5. gün belki günde bir kere aklıma gelecek. Lan arabayı da vurmuştuk falan diye böyle döner yerken aklıma gelecek belki. 6. gün, 7. gün iyice unutmaya başlayacağım. Bir hafta sonra, hele o arabayı da artık bir süre sonra yaptırırsam, bir de arkadaşlar benim aklıma o arabanın orayı vurduğu, yani bir kaza gördüğümde belki aklıma gelecek ama öyle üzülmeyeceğim de yani. Aklıma bile gelmeyecek. Ben de düşündüm, dedim ki ya bir hafta boyunca ben buna böyle ara ara 3 günde böyle yoğun bir şekilde üzülecek, sonra üzülmeyeceksem şimdiden üzülmeyeyim o zaman. Yani hani ömür boyu üzülmeyeceksem buna, şimdiden üzülmeyi bırakabilirim yani. Çünkü benim üzülmem bir şeyi de değiştirmeyeceği için. Dedim boş ver gitsin dedim ya. Araba yani mal. Ne olacak yani? Dünya malı. Cana geleceğine mala gitsin diye bir laf var biliyorsunuz arkadaşlar. Ondan dolayı üzülmedim, bıraktım. Arabada yapılacak her şeyin de bir çaresi vardır arkadaşlar. Aynı şekilde sınav hazırlığında bir çaresi vardır. Yani siz de bir konudan anlamıyorsanız dünyanın sonu değil. Oturup ona üzülmenin bir anlamı yok yani. Daha doğrusu ona üzüleceğinize ona bazı çözümler getirmelisiniz. Çünkü o anda üzülmek sadece o anda sizi üzer. Yarın bir gün, yarın ona ikinci denemeye girdiğinizde birinci denemedeki kötü yaptığınız şey yüzünden üzülmeyeceksiniz, unutacaksınız. O zaman o gün üzülmeyi bırakın. Tamam mı? Bu da benden size böyle bir şey olsun, tavsiye olsun. Geldim şimdi örnek 2'ye. Oh! Maşallah. Şimdi maşallah. Bak şimdi güzel bir soru. Px eşittir x üzeri 101 artı 2 çarpı x üzeri 49 eksi x üzeri 33 artı 2 polinomunun x kare artı x artı 1 ile bölümünden kalan kaçtır diyor. Ne kadar büyük vermiştim sayıları. Şimdi ben yine fix şunu yapıyorum değil mi? Px eşittir x kare artı x artı 1 yani bölen polinom çarpı bx yani bölüm polinomu artı kx yani kalan polinom. Ben kalan yazıyorum. Kx de yazabilirsiniz siz. Peki burada kalan polinomu kaçıncı dereceden olacaktır? Ya birinci dereceden olacaktır ya da ya birinci dereceden olacaktır ya da sabit olacaktır. Tamam. O zaman biz burayı yine ne yapıyoruz? Sıfıra eşitliyoruz. Yani ben ne yapıyorum? X kare artı x artı 1'i sıfıra eşitliyorum. Bak şimdi dikkat et. Ben bu x ile 1'i bu tarafa atıyorum yine. X kare gördüğüm yere eksi x eksi 1 yazıyorum. Şimdi bu sıkıntı. Çünkü x üzeri 101 var orada. Yani sen onu tamam mesela şöyle yazabilirsin x üzeri 101'i. X üzeri 50'nin karesi diye yazarsın. Daha doğrusu x üzeri 2'nin 50. kuvveti diye yazarsın. Bir de yanına x yazarsın. De sen x kare yerine bir sayı yazmıyorsun. X kare yerine yine eksi x eksi 1 yazıyorsun. Eksi x eksi 1'in 50. kuvvetinden x kareyi nasıl çıkartacaksın? Burada bir sıkıntı var. İşte bu sıkıntıyı çözmek için bu özel bir soru. Şöyle bir şey yapıyoruz arkadaşlar. Çok dikkat edin. Beni çok dikkatle izleyin arkadaşlar. X kare eşittir eksi x eksi 1 ya. Burayı x ile genişletiyorum. Neden olduğunu, nereden bu aklıma geldiğini birazdan söyleyeceğim. Burayı da x ile genişletiyorum. Yani her iki tarafı x ile çarpıyorum. Her iki tarafı x ile çarparsam bu taraf x küp olur. Eşittir. Bu tarafta eksi x'i x ile çarptığın zaman eksi x kare. Eksi 1'i x ile çarptığım zaman eksi x olur. Peki ben x kare yerine ne yazabiliyordum? Eksi x eksi 1 yazabiliyordum. Önünde bir de eksi var. O zaman x küp eşittir. Eksi x eksi 1'in önüne bir de eksi gelirse x artı 1 olur. Bir de yanında eksi x var. Bunlar da birbirini götürür. Demek ki ben x küp gördüğüm yere ne yazabilirmişim? 1 yazabilirmişim. İşte sorunun trik noktası budur arkadaşlar. Tamam mı? Peki hocam bu x ile çarpmak nereden aklınıza geldi? Bak bu terim çok tanıdık bir terim aslında. X kare artı x artı 1. Bu aslında x küp artı 1 açılımından gelen bir terim arkadaşlar. X küp artı 1'in açılımı neydi? Hatta x küp artı 1'den değil x küp eksi 1'den gelen bir açılım arkadaşlar. X küp eksi 1'in açılımı neydi? X eksi 1 çarpı x kare artı x artı 1'di. Hatırlıyor musun bu açılımı? Ben bu açılımın geleceğini düşündüm buradan. Bunu başta da çarpabilirdiniz. Yani burayı x eksi 1 ile çarpardınız. Burayı da x eksi 1 ile çarpardınız. X eksi 1 çarpı x kare artı x artı 1 x küp eksi 1'di. Yani burası x küp eksi 1 olurdu. Sıfırı bir şeyle çarpınca 0 olurdu. Eksi 1'i bu tarafa alıp x küp eşittir 1 de yapabilirdiniz. Benim şurada yaptığım işlemle arkadaşlar, şurada yaptığım işlem aslında aynı. İkisinden de x küp yerine 1 yazacağım sonucunu çıkarttım. Demek ki ben bu soruda x küp yerine ne yazıyormuşum? 1. O zaman x küpleri ortaya çıkaralım px polinomunda. Px eşittir x üzeri 101. 101 3'e bölünüyor mu? Bölünmüyor. 100 bölünüyor mu? Bölünmüyor. 99 bölünüyor mu? Bölünüyor. O zaman x üzeri 3'ün 99 olması için 33. kuvveti 101 olacak ya, bir de yanına x kare geldi. Bak x kare yerine de ne yazabiliyorsun? Dikkat et, eksi x eksi 1. X küp yerine 1 yazacaksın. X kare yerine de eksi x eksi 1 yazacaksın. Tamam. Artı 2 çarpı şu arkadaşı şuradan bir alayım ben. Şöyle yukarı alayım. Evet. 2 çarpı ne diyeceğiz? X üzeri 49. 49 3'e bölünmüyor. 48 bölünüyor. X üzeri 3'ün 16. kuvveti dersek 48. Bir de yanına bir x koyarsak 49. kuvveti elde ederiz. Bir de ne var? Eksi x üzeri 33 3'e bölünüyor. 3 üzeri 11 yazabiliriz buraya. Artı 2 yazarız bir de. Şimdi başlıyorum. X küp yerine 1 yazdım. 1'in 33. kuvveti yine 1'dir. Buradan bir şey gelmez. X kare gördüğüm yere de eksi x eksi 1 yazdım. O zaman birinci kısımdan gelen terim eksi x eksi 1 olur arkadaşlar. Bu tamam. Devam ediyorum şimdi. X üzeri 3 yerine 1 yazarsam zaten 1'in 16. kuvveti 1 olur. 2 ile çarpılırsa orası 2 olur. Bir de yanında x var. 2x olur. X üzeri 3 1 zaten. 1'in 11. kuvveti zaten 1. Buradan da eksi 1 gelir. Bir de yanında artı 2 var. O zaman burası şuna döndü. 2x'ten x çıktı. X oldu. Eksi 1, eksi 1, eksi 2 artı 2 ile gitti. Demek ki kalanımız ne çıktı arkadaşlar? Kalanımız x çıktı. Gördüğünüz gibi birinci dereceden çıktı. İkinci dereceden bir polinoma böldüğümde çıkabilir. Tamam mı? Mevzu bu yani. Bu özel bir soruydu. Bu sorunun bir tane tipi daha var. Tip. O da bu arkadaşlar. Px eşittir x üzeri 2021 artı x üzeri 1111 artı 3x küp artı 5 ise bu sefer diyor ki p kare x polinomunun x kare eksi x eksi 1 ile bölümünden kalan kaçtır? Şimdi şöyle diyelim o zaman. P kare x polinomunun x kare eksi x artı 1 ile bölümünden kalan kaçtır? Buraya da kalan yazıyorum. Buraya kx de yazabilirsiniz de ben kalan yazıyorum. Yani kx sonuçta kx'de x yerine bir şey yazmadığımız için hiçbir zaman kx yazmaya gerek yok bu sorularda. Kalan yazmamız yeterli size. Kx'de yazabilirsin yani. Şimdi bu sefer şurayı sıfıra eşitleyeceğim yine. Fix. Peki bu sefer şöyle oluyor bak, dikkat et şimdi, şuraya yazıyorum. X kare eksi x artı 1'i bu sefer ne yapıyorum? Sıfıra eşitliyorum. Tamam mı? Peki eksi x ile artı 1'i bu tarafa atalım. X kare eşittir x eksi 1. Yine bu benim kurtarmıyor çünkü ben burada bir de bunun karesini alacağım. Yani bundan 2 tane yazacağım yan yana. X üzeri 2021 falan var. X kare kurtarmaz. Küplü müplü de bir şey gelmesi lazım. Bu da özel bir şey. Yine her iki tarafı aynı şekilde x ile çarptığınız zaman bakın ne geliyor. X ile x kareyi çarptım. Buradan x küp geldi. X ile x'i çarptım. Buradan x kare geldi. X ile 1'i çarptım. Eksi x geldi. X kare yerine yine x eksi 1 yazarsam x küp eşittir x kare yerine x eksi 1 yazdım. Eksi x de buradan. Bu sefer arkadaşlar x küp yerine eksi 1 yazabiliyormuşum. Bak dikkat et. X küp yerine eksi 1 yazıyorum. X küp eksi 1 ise x eksi 1 değil. X küp yerine eksi 1 yazıyorum. Burada da x küp eşittir 1 ise x yerine 1 yazmadım. X küp yerine 1 yazdım. Dikkat et buraya. Tamam mı? Kök bulmaya çalışmıyorum. Kalan da kök beni ilgilendirmiyor yani. Şimdi o zaman şöyle yapacağız. X kare gördüğümüz yere şöyle boyayayım. X kare gördüğümüz yere x eksi 1 yazacağız. X küp gördüğümüz yere de eksi 1 yazacağız. Ama bu sefer p kare x polinomunda yazacağız. Yani bu polinomun karesini alacağız. Şöyle yapalım arkadaşlar. Bu polinomu yan yana 2 tane çarpalım. Yani x üzeri 2021 artı x üzeri 1111 artı 3x küp artı 5 var ya, bu kalanı bulalım. Aynı kalan yanından da gelecek zaten. Yani bu kalanın aynısı yanından da gelecek. Dolayısıyla çıkan kalanın karesini almış olacağız. Bak dikkat et. Bir daha söylüyorum. Şimdi bana p kare x'i soruyor ya. px polinomunun bununla bölümden kalan deseydi direkt bunu yapacaktım. Yani bunu burada 2x üzeri 2021'in falan 3. ve 2. kuvvetlere çevirip x küp yerine eksi 1, x kare yerine x eksi 1 yazıp kalan bulacaktım. Ama p kareyi sorduğu için aynı şekilde bundan bir tane daha yazacağım yanına. Bu ikisinin kalanı bulacağım. Ama bunlar aynı şey zaten. Yani buradan gelecek kalanla buradan gelecek kalan aynı şey. Yani sonuç şuna çıkıyor. Sen bir polinomun karesinden gelen kalanı bulacaksan kendisinden gelen kalanı bulup karesini alabilirsin. Bir daha söylüyorum. Sen p kare x polinomunun bir polinomla bölümünden kalanı bulacaksan eğer px polinomuyla bölümünden kalanı bul ve o kalanın karesini al. Tamam? Mevzu da buradan geliyor. Yani açıklaması da bu. Böyle ezberden yaptırmadım size. O yüzden ben sadece px'ten kalanı bulacağım. Sonra karesini alacağım. Şimdi başlıyorum. X üzeri 2021'i nasıl yazabiliriz? 2021 2 daha 4 1 daha 5 bölünmüyor. Şöyle yazabiliriz arkadaşlar. X üzeri 2021'i x üzeri 2019 3'e bölünür mü? 2021 bölünmüyor. 10 12 bölünüyor. X üzeri 2019 çarpı x üzeri 3 diye yazalım. X üzeri 2 diye yazalım. 2019'u 3'e bölelim. 2019'u 3'e bölersek, bakın işlemi de yapmaya gerek yok aslında. Çünkü biz eksi 1'in kuvvetinden gidiyoruz. 2019'u 3'e böldüğümde aslında tek mi çift mi onu bulsam yeter. Çünkü çift kuvvet ise artı 1 olacak ama ben bu soru için tekrardan buluyorum. 23'e böldüm 6. 6 kere 3 18. 21'i böldüm 7. Burası 21. 9'u böldüm 3. 673. Yani x üzeri 3'ün 673. kuvveti çarpı x üzeri 3 artı 1111 bölünmez arkadaşlar ama 1110 bölünür. 1110'u 3'e böldüğüm zaman 11'de 3 kere var. 3 kere 3 9. 21'de 7 kere var. 7 kere 3 21. 0. O zaman buraya da bir 0 atarız. Yani 370 olur. O zaman oraya da şöyle diyebiliriz. X üzeri 3'ün 370. kuvveti bu 1110 ediyor. Bir de yanına x üzeri 1'i koyarız. İşte x üzeri 1111. kuvvet. Bir de yanında 3 çarpı x üzeri 3 var artı 5. Bunu parçalamadım çünkü zaten x küp yerine ne yazıyoruz? Eksi 1 yazıyoruz. Bak x küp bu x küp değil. Bu x küp olmaz. Oraya yanlış yapmışız. X kare olacak burası. X kare. Neden? 673 ile 3'ü çarptım 2019. 2 ekledim 2021. Güzel. X üzeri 3, x üzeri 3, x üzeri 3. Buradaki x üzeri 3 gördüğüm yerlere eksi 1 yazıyorum. X kare gördüğüm yere ne yazacağım hocam? Ona da x eksi 1 yazacaksın. Başlıyorum. Eksi 1'in 673. kuvveti eksi 1. X kare yerine de x eksi 1 yazdım. O zaman burası eksi 1. Burası x eksi 1. Buradan eksi x artı 1 geldi. X üzeri 3 gördüğüm yere eksi 1 yazdım. 370 çift sayı olduğu için kuvveti artı 1 yaptı. Buradan da x geldi. Demek ki buradan x geliyor. 3x üzeri 3. X üzeri 3 gördüğüm yere eksi 1 yazdım. Oradan da eksi 3 geliyor. Bir de yanında artı 5'i var. Güzel. Şunlar birbirini götürdü zaten. 5'e 1 ekledim 6. 6'dan 3 çıktı 3. Bu arkadaşlar x polinomunun x kare eksi x artı 1 ile bölümden kalan. Bize p kareyi sorduğu için al karesini. Cevap kaç olur? 9. Tamam. Güzel. Güzel 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 güzel. Geldim şimdi 4. soruya. Px'in polinomunun elden kalan x eksi. Bak diyor ki polinomunun x kare eksi x eksi 1 ile bölümünden elde edilen kalanın x eksi 1 ile bölümünden kalan kaçtır diyor. O zaman şöyle yapacağız. Önce bunu bulacağız. Ne yapacağız arkadaşlar? Bakın burada yüksek şeyler yok. Demek ki burada direkt x kareyi yalnız bırakacağız. Yani x kare gördüğümüz yere ne yazmamız gerekiyor? X artı 1 yazmamız gerekiyor. Burada özel bir şey yok çünkü bu herhangi bir küp açılımının çarpanı değil. Bunu söyleyeyim size. X kare gördüğüm yere x artı 1 yazıyorum. Önce px polinomundaki x kareleri bir ortaya çıkarmaya çalışacağım sizle. 2 çarpı x kare çarpı x diye yazdım. Ha, güzel, zaten çok da zor vermemiş polinomu. 3x kare artı 4x eksi 6 diye yazdım. Şimdi başlıyorum. X kare gördüğüm yere x artı 1 yazacağım. Burada da x kare var zaten. Onu da boyayayım da adet yerini bulsun deriz biz Anadolu'da. X kare gördüğüm yere x artı 1 yazarsam 2 çarpı x artı 1 çarpı x artı 3 çarpı x artı 1 artı 4x eksi 6. Düzenleyelim. X kare artı x 2 ile çarparsam 2x kare artı 2x geldi oradan. Artı buradan 3x artı 3 geldi. Yanında 4x eksi 6 var. Şimdi arkadaşlar buradan 1x kare daha geldi gördüğünüz gibi. Onun da x kare yerine x artı 1 yazacağım. O zaman burası 2x artı 2 oldu. Şöyle yazayım burayı. 2x artı 2 olur. Şimdi 2x burada var. 2x de burada var. 4x. 3x de burada var. 4x 7x. 4x de burada var. 11x oldu. Burası 11x. Sayı olarak 2 burada var. 3 burada var. 5. 6 çıkardım 5'ten eksi 1. Yani 11x eksi 1 oluyormuş. Bu polinomun x kare eksi x eksi 1 ile bölümünden kalan. Bunun da x eksi 1 ile bölümünden kalanı soruyor. O zaman ne diyeceğiz? 11x eksi 1 polinomunun x eksi 1 polinomuyla bölümünden bir bölüm var. Bir de kalan var. Bu çok basit. İlk videoda yaptıklarımız arkadaşlar. Yani dünkü videoda yaptıklarımız. X eksi 1'i 0'a eşitleyeceğiz. Yani x gördüğümüz yere 1 yazacağız. X gördüğümüz yere 1 yazarsak bölüm gidecek. Direkt 11 eksi 1'den 10 neye eşit olacak? Kalana. O zaman cevabımız 10 çıkmış olacak arkadaşlar. Tamam. Güzel. Harika gidiyoruz. Bu sefer demiş ki polinomu x kare artı x artı 1 polinomuna tam bölünüyorsa pm artı n toplamı kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar şöyle yapacağız burada, bakın. Dikkat edin. X kare artı x artı 1'i 0'a eşitliyoruz. Şöyle diyelim, ben tam bölünüyor ya, onu da yazayım bir. Px polinomunu bu polinoma böldüğümde bir tane bölüm polinomu var. Bir tane kalan polinomu yok. Çünkü tam bölünüyormuş. 0 yani. Tam bölünüyorsa. O zaman ben burayı 0 yaptığım anda, yani px polinomda x yerine ne yazacaksam yazdığım anda 0'a eşit olacak o. Tamam mı? O zaman ne yapacağız biz arkadaşlar? X kare gördüğümüz yere eksi x eksi 1 yazacağız. Burada küpü elde etmeye gerek yok. Çünkü zaten x küpü x kare çarpı x diye ayırdığımız zaman soru kendiliğinden gelecektir. X kare çarpı x diye ayırdım orayı. Artı mx artı n diye ayırdım. X kare gördüğüm yere eksi x eksi 1 yazarsam eksi x eksi 1 çarpı, bir de yanında ne var? X var. Zaten o gelecek kendisi az önceki. Yani yapmanıza gerek yok dedim ya. O zaten kendi gelecek, bakın. İçeri dağıttığım zaman eksi x kare eksi 1 oluyor. Eksi x oluyor arkadaşlar. Ve biz x kare gördüğümüz yere eksi x eksi 1 yazarsak, bir de önünde eksi olduğu için x artı 1 oluyor. Eksi x artı x birbirini götürüyor ve 1 geliyor. Yani zaten x küp eşittir 1 geliyor buradan yani. X küp yerine 1 yazdık. Ha, sen şunu görüyorsan hocam, siz şurada x küp eşittir 1 demiştiniz zaten bu polinomda. Ben bunu gördüğüm zaman direkt x küp yerine 1 yazayım. Yaz bak, direkt yazınca buraya 1 geliyor zaten. 1 artı mx artı n. Şimdi bu arkadaşlar x kare yerine eksi x eksi 1 yazdığım hali. Bu o zaman kalana eşit. Kalan kaçtı? 0'dı. O zaman burayı 0'a eşitledim. Bu iki polinomun eşitliği. Bu 0x artı 0 polinomu sanki. 0 polinomu değil mi? Burası 0 polinomu. Demek ki x'in katsayısı 0 olacak. Yani m eşittir 0. Sabit katsayıdaki şu n de eksi 1 olacak ki eksi 1 artı 1'den 0 gelsin. N de eksi 1. O zaman arkadaşlar bize neyi soruyormuş? Pm artı n. Yani p 0 eksi 1'den p eksi 1'i soruyor bize. Px polinomunu bulduk mu biz? Evet, bulduk. X küp. M gördüğüm yere 0 yazarsam x'li terim gider zaten. X küp artı 1. Peki x küp artı 1'de x gördüğüm yere eksi 1 yazarsam eksi 1 artı 1'den p eksi 1'in sonucu da 0'a eşit çıkmış olacaktır arkadaşlar. Tamam. Evet, güzel güzel. Gayet güzel, gayet güzel. Örnek 6'ya geldik şimdi. Ne diyor? Px eşittir falan filan polinomunun x üzeri 5 eksi 2x ile bölümünden kalan kaçtır diyor. Arkadaşlar yine x üzeri 5 eksi 2x'i 0'a eşitliyorsunuz. Bu tarafa attığınızda x üzeri 5 gördüğünüz yere ne yazıyorsunuz arkadaşlar? 2x yazıyorsunuz. Sadeleştirme yapmıyorsunuz. Kök bulmaya çalışmıyorsunuz. Bizim burada yapacağımız tek şey x üzeri 5 yerine 2x yazmak. X üzeri 5'ler ortaya çıksın bakalım. X üzeri 11'i x üzeri 5'in karesi çarpı x üzeri 1 diye yazarım. 2 çarpı x üzeri 6'yı x üzeri 5 çarpı x üzeri 1 diye yazarım. Eksi 2 çarpı x üzeri 7'yi x üzeri 5 çarpı x kare diye yazarım. Artı 4 tane x kare orada var. Artı x ve artı 1. Bu arada bölüm polinomumuz kaçıncı dereceden olabilir? 4. dereceden olabilir. 5'ten küçük olacak. 3 olabilir, 2 olabilir, 1 olabilir, sabit olabilir. Ne çıkarsa artık. X üzeri 5 gördüğüm yerler var ya, şuralar. Buralarda x yerine ne yazacağım arkadaşlar? X üzeri 5 yerine ne yazacağım? 2x. 2x'in karesi 4x kare. X ile çarptım, 4x küp. Eksi 2 çarpı x üzeri 5 gördüğüm yere 2x yazdım. Burası da eksi 4x kare geldi. Değil mi? X üzeri 5 gördüğüm yere 2x yazdım. 2x küp. Eksi 4x küp de buradan geldi. Artı 4x kare buradan geldi. Artı x buradan geldi. Artı 1 de buradan geldi. Şuradaki şurası 4x küp değil de 4x kare mi olacaktı arkadaşlar? 4x kare, aynen. Şurası 2 olacak. Şimdi gidenler var mı? Var herhalde. 4x küp ile eksi 4x küp. 4x kare ile eksi 4x kare. X artı 1 kalıyor geriye. Demek ki kalanımız kaçmış? X artı 1'miş. Tamam. Mevzu, bahis budur arkadaşlar. Evet. Devam ediyoruz şimdi. Burada aslında bize bildiğimiz bir şey göstermiş. Bu bir not değil, bu bir hatırlatma. Hemen hatırlayalım. Kalan polinomunun derecesi bölen polinomun derecesinden küçüktür. Bunu defalarca söyledim. Yani örnek vermiş burada. Eğer bölen polinomunun derecesi 2 ise demiş, kalan polinomun derecesi kesinlikle 2'den küçük olmak zorundadır. Bak şimdi bunu neden söylüyor? Px polinomunun x artı 3'ün karesi ile bölümünden kalan 3x eksi 5 ise 3 artı x ile bölümünden kalan kaçtır? Arkadaşlar px polinomunun 3 artı x polinomuyla bölümünden elde edilen kalan bir kere bir sabit sayıdır. Çünkü bölen birinci dereceden olduğu için kalan sabit olacak. Ve burası arkadaşlar x yerine eksi 3 yazılırsa 0 olur. Yani bölen gider. O zaman ben p-3'ü bulmalıyım bu soruda. O zaman bir şekilde px'i elde etmeliyim. Şimdi bakalım. Px polinomunun diyor. Evet, tamam. X artı 3'ün karesiyle, yani x artı 3 çarpı x artı 3 ile bölümünden elde edilen kalan 3x eksi 5'miş. Aa, zaten ben p-3'ü arıyordum. Burada da ben x yerine eksi 3 yazdığım takdirde burası da 0 olacağı için burası zaten gider. X yerine eksi 3 yazarsam eksi 9, eksi 5 daha eksi 14 kalır. Tamam mı? İşte kendiliğinden çıktı. Artık kalanda belli bir noktaya gelirseniz arkadaşlar, o noktadan sonrası kendiliğinden gider zaten. Yani yapacağınız şeyi eliniz otomatik yapar. Yeter ki yeteri kadar tekrar yapın. Konuyu iyi anlayın. Anlamadığınız bir noktası kalmasın ve yeteri kadar sorularınızı çözmeye gayret edin. Şimdi buraya bakalım. Px polinomunun katsayılar toplamı 9. Px artı 3 polinomunun sabit terimi 11. Px polinomunun x kare eksi 4x artı 3 ile bölümden kalan kaçtır? Ne alaka diyeceksin şimdi, bak. Px polinomunun katsayılar toplamı diyorsa x yerine 1 yazacağız. Px polinomunda tabii ki, hangi polinomda istiyorsa. X yerine 1 yazdım, P1. P1 kaçmış? 9. Koydum kenara. Px artı 3'ün sabit terimi. Sabit terim için x yerine 0 yazıyorum. Nerede? Px artı 3'ün sabit terimini verdiği için orada yerine yazıyorum. Yani P3. Bu da kaçmış? 11. Bana ne soruyor şimdi, yazayım. Bana diyor ki Px polinomunun x kare eksi 4x artı 3 polinomuyla bölümünden elde edilen kalan kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar bu kalan sizce kaçıncı dereceden bir polinomdur? Bölen ikinci dereceden olduğu için kalan ya birinci dereceden bir polinomdur ya da sabit bir polinomdur. Ben diyorum ki biz bunu birinci dereceden bir polinom olarak alalım. Ax artı b olarak. Çünkü burada kalanı bir şekilde bulmamız lazım. Kalan kaçtır diye soruyor. Peki neden hocam? Neden biliyor musun? Şimdi sen eğer burayı direkt 0 yapmaya çalışırsan, yani burayı 0 yapmaya gayret edersen, birincisi şunu yapabilirsin. X kare yerine 4x-3 yazabilirsin. Ama yazabileceğin bir px polinomu yok. O gitti o zaman. Sonra bunu çarpanlarına ayırmaya çalışabilirsin. Yani x'e x diye, eksi 3'e eksi 1 diye çarpanlarına ayırırsın. Ve dersin ki aslında burası x eksi 3 çarpı x eksi 1'dir. Böyle düşünürsün. Ve ben x yerine, o zaman sen x yerine ne yazacaksın ki kalanı bulacaksın? 3 yazarsan kalan başka çıkar. 1 yazarsan kalan başka çıkar. P3 başka bir şey. Görüyor musun? 11. P1 başka bir şey. 9. Bu bana şunu söylüyor. Demek ki burası sabit değilmiş. Burası sabit olsaydı x yerine 3 yazdığımda da kalan aynı şey çıkardı. X yerine 1 yazdığımda da kalan aynı şey çıkardı. Ama x yerine 3 yazdığımda P3 11 çıkıyor. X yerine 1 yazdığımda P1 9 çıkıyor. Demek ki kalan burada x yerine bir şeyler yazıldığında değiştiği için sabit bir şey, sabit bir polinom değil. Demek ki birinci dereceden bir polinom. Mantık bu yani, tamam mı? O zaman biz burada ne yapacağız şimdi? A'yı ve B'yi bulacağız. Nasıl bulacağız? Çok basit. Önce x yerine 3 yazacağız. Her yerde bakın. Bakın. Her yerde. Daha önce hiç kalanda bir şey yazmamıştık. Bu ilk oluyor arkadaşlar. Kalanı siliyorum buradan bakın. Bakın buradan kalanı siliyorum. Kalan yerine ne yazıyorum biliyor musunuz? Ax artı b yazıyorum. Çünkü artık bunun ax artı b şeklinde olduğunu bulduk. Bizden ax artı b'nin ne olduğunu istiyor soru. Kalan kaçtır diyor. Şimdi x yerine 3 yazarsam p3. Burası zaten 0 olur x yerine 3 yazınca. Bura gider yani. p3 de 11'di zaten. 11 eşittir. Evet. X yerine 3 yazarsam 3a artı b. Oo güzel, bu cepte dursun. Bir de x yerine 1 yaz. O zaman p1. P1 de 9. 9 eşittir. Burası yine gider. Çünkü x eksi 1 de bir çarpan. X yerine 1 yazınca o da 0 olur. 1 yazarsam buradan da a artı b gelir. O da güzel. Şimdi aşağı tarafı bence eksiyle çarpıp taraf tarafa toplayalım. Şuradaki b ile buradaki b gitsin. 11'den 9 çıktı 2. 3a'dan a çıktı 2a. 2a 2 ise a kaç çıkar? 1. Şimdi ne ile neyi toplarsan, 1 ile neyi toplarsan 9 eder? 8'i. Demek ki b de 8. O zaman arkadaşlar vatana ve millete hayırlı uğurlu olsun. Ax artı b polinomunu bulduk. Ne bulduk? A'sı 1 yani x, b'si 8 yani x artı 8 bulduk. Tamam. Size çok ezberle verilen bir yöntemi şu anda mantığıyla anlatmaya çalıştım. Umarım anlamışsınızdır. Anladıysanız öptüm hepinizi. Örnek 3. Güzel bir örnek, güzel bir soru. Dikkatli dinleyin beni. Şimdi px polinomunun x kare artı x eksi 2 ile bölümünden kalanı soruyor. O zaman hemen yazıyorum. Px polinomunun evet x kare artı x eksi 2 ile bölümünden bölüm evet kalan. Tamam. Şimdi bir kere şöyle çözemeyi soruyor. X kare yerine eksi x artı 2 yazarak çözemeyi soruyor. Neden çözemeyiz? Çünkü px polinomunu bilmiyoruz. Şöyle çarpanlara ayırarak deneyelim. X kare artı x eksi 2'yi çarpanlarına ayıralım. Yani 0 değil de çarpanlarına ayıralım. X'e x diye artı 2'ye eksi 1 diye ayrılır. Demek ki arkadaşlar şurayı silersem, şu x kare artı x artı 2'yi şurayı sildim. Bak onun yerine ne yazıyorum? Çarpanlı halini yazıyorum. Yani x artı 2 çarpı x eksi 1 diye yazdım buraya, tamam mı? Şimdi x yerine 1 yazarsam p1 kalanı buluyorum. Yalnız p1'i burada bulduğum zaman x yerine 1 yazayım. p1 5. Peki kalan 5 mi? Kalanın 5 olması için x yerine eksi 2 yazdığında da 5 gelmesi lazım. Kalan o zaman 5 olur. Çünkü kalanda kalan bir sabit sayı diyorsan eğer, kalan 5 diyorsan 1 yazdığında da 5 gelmeli. Eksi 2 yazdığında da 5 gelmeli. Bakalım eksi 2 yazdığımızda 5 geliyor mu? X yerine eksi 2 yazdığımızda p eksi 2'nin 5 gelmesi lazım. P eksi 2 eşittir. Eksi 2 yazdım, burası eksi 3 oldu. Çarpı. Eksi 2 yazdım, burası q eksi 2 oldu. Artı 5. Q eksi 2'yi de aşağıdan bulalım. Eksi 2 yazarsam bura gider. 2'dir. Burada 2'dir. 2 kere 3 eksi 6. Bak. Eksi 2 yazdım. 2 geldi q eksi 2 değil mi? 2 yazdım. Eksi 6. 5 ekledim. Eksi 1. Oo. P eksi 2 de eksi 1 geldi. Demek ki böyle bir şey mümkün değil arkadaşlar. Demek ki arkadaşlar kalan polinomumuz sabit polinom değil. Sabit polinom olsaydı 1 yazdığımda 5 geliyorsa eksi 2 yazdığımda da 5 gelirdi. Demek ki bu polinom kaçıncı dereceden? Birinci dereceden. Ax artı b şeklinde. Çünkü bölen ikinci dereceden. Peki başlayalım. X gördüğümüz yere 1 yazınca 5'e eşit. 5 eşittir. X gördüğümüz yere 1 yazdık. A artı B. A artı B 5. X gördüğümüz yere eksi 2 yazınca eksi 1'e eşit. Eksi 1 eşittir. Eksi 2 yazdım. Eksi 2 A artı B. Güzel. Şimdi şöyle yapalım. Bize kalanı soruyor. A'yı B'yi illaki bulmamız lazım. Bu sefer bir değişiklik yapalım. Yukarı 2 ile çarpalım. Direkt B'yi bulalım bu sefer. 10. 1 çıkardım. 9. 2A eksi 2A götürdü. 2B, B daha 3B. 3B 9'sa B eşittir 3 arkadaşlar. B 3 ise A'nın da 2 olması lazım. A da 2. Güzel. O zaman bizim kalan polinomumuz neymiş? 2x artı 3'müş. Tamam. Mevzu bahis budur arkadaşlar. Evet. Geldim şimdi 4. soruya. Boğazım ağrıdı ha. İyi ders yaptık bugün. Sağlam ders yaptık. Şöyle söyleyeyim. Bugün öyle bir ders yaptık ki okulda bunu yapmaya kalksaydın, ya okulda bir haftalık ders yaptın şu an, onu söyleyeyim sana. Yani bir hafta boyunca okulda yüz yüze işleyeceğin dersi şu an hallettin yani, öyle söyleyeyim sana. Ve çok en detayıyla. Okulda bu kadar da detaylı anlatıldığını zannetmiyorum. Yani vakit olmaz bu kadar detaylı anlatmaya. Px polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan 7. Hemen ne yazıyorsun? Aa hocam p1 eşittir 7. X eksi 1 ile bölümünden kalan. Eski günlere döndük. X kare artı 1 ile bölümünden kalan da 2x eksi 3. Ha dur o zaman şimdi. O burada işler karıştı. Px polinomunun x kare artı 1 polinomuyla elde edilen bölümünden elde edilen kalan da 2x eksi 3'müş. Tamam 2x eksi 3 güzel. Peki bize ne diyor o zaman? Buna göre px polinomunun x eksi 1 çarpı x kare artı 1 ile bölümünden elde edilen kalan kaçtır diyor. Ha. Yani şunu soruyor. Px polinomunun x eksi 1 çarpı x kare artı 1 polinomuyla elde edilen bölüm değil kalanı soruyor bize. Şimdi arkadaşlar x yerine 1 yazsak bura gider. P1 kalana eşit olur. P1 de 7 zaten. Ama x yerine x kare yerine eksi 1 yazdığımız zaman da bu sefer x kare yerine eksi 1 yazdığımız zaman da kalan 2x eksi 3 geliyor. Yani bir önceki sorunun bir üst versiyonu. P1 kalanı veriyor burada evet. Ama P1'den gelen kalan 7. X kare yerine eksi 1 yazdığımda gelen kalan da 2x eksi 3 arkadaşlar. Ne yapacağız o zaman burada? Demek ki burada da yapacağımız şey şu. Yine kalanı tayin etmeye çalışacağız. Ben sana şunu soruyorum. Birinci dereceden bir polinomla ikinci dereceden bir polinomu çarparsam burada üçüncü dereceden bir polinom olur mu? Olur. Bu soru değildi. Soru şu. Kalan kaçıncı dereceden olur? Ya 2 ya 1 ya da sabit. Sabit olmaz. Çünkü x kare yerine bir şeyler yazdığımda 2x eksi 3 geliyor. Birinci dereceden de olmuyor. Çünkü birinci dereceden olsa p1 yazdığımda 7 gelmesi lazım. Demek ki İkinci dereceden bir kalana sahibiz. Yani burada da kalanımız ne olacak arkadaşlar? Ax kare artı bx artı c. Şimdi başlıyorum o zaman. 1 yazdım gitti. 1 yazdım a, b, c 0 oldu. A artı b artı c eşittir. 0 değil 7 oldu özür dilerim. Çünkü p1 7. X yerine 1 yazdım. Bir de x kare yerine şöyle yapalım. Yani x kare artı 1'i 0'a eşitleyelim. X kare yerine eksi 1 yazalım. O zaman da gider bura. X kare yerine eksi 1 yazarsam kalanda burası eksi a olur. Eksi a artı bx artı c olur kalan bu sefer. E kaç o? 2x eksi 3. Bak bu da 2x eksi 3'e eşit. A çok güzel. B'yi bulduk o zaman. X'in katsayısı b, x'in katsayısı 2. B eşittir 2. B 2 ise arkadaşlar demek ki a artı c 5. Burada bakın c eksi a var. O da eksi 3. C eksi a eşittir eksi 3. Taraf tarafa topla babacım. A'lar gitsin. 2C eşittir 2'den C1. C1 ise A da 4. Bak her şeyi bulduk işte. C1 A4. B de 2. O zaman biz kalan polinomumuzu bulduk arkadaşlar. Şöyle yukarı doğru yazıyorum. İkinci dereceden kalan polinomumuz 4x kare. B'si 2 olduğu için artı 2x. C'si de 1 artı 1 olacak. Tamam. En hani böyle en zorlanabileceğiniz buydu arkadaşlar. Bunu da yaptıktan sonra güm güm gidersiniz yani artık. Bam güm pata küte gidersiniz. Evet geldim şimdi bugünün son 2 sorusuna. Px, Qx ve Rx polinomları arasındaki bölme işlemleri verilmiş. Px polinomunu Qx'e böldüğümde bölüm x artı 1 kalan 3 oluyormuş. bölüm x eksi 2 oluyormuş. Kalan da 2 oluyormuş. Buna göre bunu bölümden kalan kaçtır? Şimdi arkadaşlar px polinomunun, bunu direkt çarpanlarına ayırarak yazıyorum. Eksi 2'ye artı 1 diye ayırdım. X eksi 2 çarpı x artı 1 polinomuyla elde edilen bölüm bx, kalan kaçtır? Şimdi kalan diye yazalım yine buraya. P2'yi bulsak. P2. Şimdi P şöyle yazabiliriz değil mi? Px eşittir Qx çarpı x artı 1 artı 2. Aynı şekilde Qx eşittir Rx çarpı x eksi 2 artı 2. Değil mi? Şimdi P1. P1 için Q1'i bulmak lazım. Yok, P1 değil. P1 değil, pardon. P eksi 1. Evet değil mi? P eksi 1. P eksi 1 2 zaten. X yerine eksi 1 yazarsam P eksi 1 2 çıkıyor. P eksi 1 eşittir 2 diye yazalım buraya. Demek ki kalan 2 gibi duruyor. Bakalım x yerine 2 yazınca P2 de 2 çıkacak mı? P2 de 2 çıkarsa demek ki kalan sabit sayı ve 2 olacak. P2'yi bulmak istediğim zaman P2 eşittir Q2 çarpı 2 artı 1'den 3 artı 2. Q2'yi de aşağıdan bulursam 2. Burada 2. 6, 8. Oo, P2'de 8 çıktı. Demek ki arkadaşlar kalan polinomu nasıl bir polinommuş? Ax artı b şeklinde, sabit olamaz. Çünkü 2 tane farklı şey yazınca farklı şeyler geldi. O zaman eksi 1 yazınca 2. Eksi 1 yazdım. Eksi a artı b eşittir 2. 2 yazınca 8. 2 yazdım. 2a artı b eşittir 8. Neyi diyor bize? Kalan kaçtır diyor. Yine a'yı b'yi bulduracak bize. Yukarıyı eksiyle çarpıp toplayalım. 2a'ya a ekledim. 3 tane a oldu. O nasıl 3 lan? Hop. Valla Venom'un dili gibi oldu. 3a eşittir 8 eksi 2'den 6a, buradan 2 çıkar. A gördüğümüz yere 2 yazarsak eksi 2 karşı tarafa artı 2 diye geçer. B de 4 olur arkadaşlar. O zaman bizim kalan polinomumuz 2x artı 4. Şuradaki b'yi doğru mu buldum bakayım? 2, 4, 4. Evet, doğru bulmuşum. 2x artı 4. Tamam. İşte bu kadar. Geldim son soruya. Px polinomunun x küp eksi 27 ile bölümünden elde edilen kalan buymuş. Buna göre px polinomunun bununla bölümünden kalan kaçtır diyor. Bak şimdi dikkat et. Px polinomunun x küp eksi 27 ile bölümünden elde edilen kalan 2x kare eksi 3 tane x artı 6'ymış. Şimdi dikkat edersen x küp eksi 27'yi sen çarpanlarına ayırırsan, hatta şurada ayırayım, x eksi 3 çarpı x kare artı 3x artı 9 olur. Şuraya hemen x küp eksi y küpü de yazayım da içim rahat etsin. Arkadaşlar x eksi y çarpı x kare artı xy artı y karedir. Açalım. Onu da hatırlatmış olayım size. X eksi 3 çarpı x kare artı 3x artı 9. Şimdi bize diyor ki adam px polinomunun diyor. He. X kare artı 3x artı 9'la he bölümünden he kalan kaçtır diye soruyor. He. Şimdi buradaki kalan ya birinci dereceden bir kalan ya da sabit bir kalan. Şimdi bizim burada ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Bizim burada yapmamız gereken şey x kare gördüğümüz yere eksi 3x eksi 9 yazmak. Bunu sıfıra eşitliyorduk, hatırlıyor musunuz? Arkadaşlar zaten yukarıda da çarpan olduğu için x kare gördüğümüz yere eksi 3x eksi 9 yazdığım zaman buradaki bölüm gider. Burada x kare yerine eksi 3x eksi 9 yazmak yeterli. Yani 2 çarpı x kare yerine eksi 3x eksi 9 yazdım. Eksi 3x artı 6 oldu. Buradan eksi 6x geldi. Eksi 3 de buradan eksi 9 tane x geldi. Eksi 18'e artı 6 eklersem eksi 12 de buradan gelir. Aha, size kalan işte. Eksi 9x eksi 12 olur. Yani burada da arkadaşlar adam bize px polinomunu vermeden x kare yerine bir şey yazmaya müsait hale getirmiş soruyu. Son sorumuz da böyleydi arkadaşlar. Evet, yani bu soru güzel bir soruydu. Yani böyle hani en çok karşınıza böyle artık en kafa karıştırıcı çıkacak şekilde. Bu soru da öyle. En kafa karıştırıcı sorulardan bir tanesiydi. Yani genel anlamda çok güzel sorular çözdük arkadaşlar. Yaklaşık 20'ye yakın soru çözdük ama hepsi uğraştırıcı, güzel ve nitelikliydi gerçekten. Bugünkü dersle beraber polinomlarda kalanı bitiriyoruz. Bugün 17. Fatih Terim'in öyle bir lafı var ya, bugün 17 mi 18 mi? 18. maça çıkıyoruz ve bunun adı da final. Bizimki daha final değil, daha var. Ödevinizi vereyim arkadaşlar. Yarın ne yapacağımızı konuşalım, ondan sonra ödev verelim. Yarın polinomun son ders videosu. Yarın polinomun son ders videosu arkadaşlar. Yarın polinom oluşturma ve polinomun sıfırları konularını işleyeceğiz. Yani sadece sayfa 76 ve 77 işleyeceğiz. Böyle aşırı uzun bir ders olmayacak ama ÖSYM'de en çok soru çıkan yere değineceğiz. Ve artık bütün polinom bilgilerimizi de burada bu iki sayfada kullanacağız arkadaşlar. 18. gün yani polinomun 7. videosu bizim son polinom ders anlatım videomuz olacak. Daha sonra polinomda konu tekrar testlerine geçerek polinom konusunu bitireceğiz. Sonra da zaten kampımızın bitmesine çok az kalıyor. Mini denemeleri çözüp polinomu, fonksiyon polinom kampımızı noktalıyoruz. Sonra başka kamplara her zamanki gibi biliyorsunuz ki yelken açıyoruz. Bugün sana düşen şey, artık polinomla ilgili her şeyi biliyorsun. Polinomun sıfırları ve polinom oluşturma da aslında senin bildiğin ve benim değindiğim şeyler ama hani öyle çok polinom oluşturmalı, işte bu polinomu oluşturunuz, işte PS1 şuysa falan filan soruları var ya, o soruları boş bırakabilirsin ama onun dışında artık senin üzerine düşen mutlaka bugün polinomda kalanı artık noktalamak. Tamam mı? Bugün polinomda kalan kısmını bitiriyorsun. Zaten o zamana kadarkini bitirmiş olman lazım. Ödevleri, benim verdiğim ödevleri günü gününe yapıyorsan. Bugün kitabından, hangi kitaptan çözüyorsan fark etmez. Polinomda kalan kısmını komple bitiriyorsun. Polinomda kalanla ilgili bilmediğin hiçbir yer kalmadı. Polinomda kalanı tamamen bitiriyorsun. Ayrıyetten bugün bir polinom günü olduğu için bir tane de fonksiyon testi ödevin var. Tek bir test. Onu da orta ya da orta zor bir kaynaktan çözüyorsun ve bugünün ödevini de bitiriyorsun. 18. günde polinomun son ders videosunda seninle görüşüyoruz. Tamam mı? Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.